yapmamı isteriz. Trabzonspor'u da biraz konuşalım. Yani. Konuşalım. Ya Trabzon'da biz hepsi daha işte bahsediyoruz. Diyoruz ki Hamçik'i aldı. Diyoruz Peres'i aldı. Diyoruz Gervinho'yu aldı. Aldın. Bunlar hakikaten piyasada, Avrupa piyasası değil, dünya piyasasında bilinen ve ismi olanlar. Almak bir şey ifade etmiyor. Ne tarzda oynatacaksınız? Bunları işlemeleri nasıl olacak? Onların o futbol kültüründe mi devam edeceksiniz? Yoksa biz bunları kendimize mi çekeceğiz? Kendi kültürümüze mi çekeceğiz? Evet. Hani ben geriden oyun kurayım, top bende kalsın, şöyle mi yapayım? Onları da frenlemiş olursunuz. Bunların mimarları, bunları hazırlayacak olanlar, mühendisliğini yapacak olanlar, teknik direktörler, orada çalışanlar. Evet. Erol Hoca, özür dilerim, böldüm hocam. Estağfurullah hocam. Erol Hoca, biliyorsunuz Abdullah Hoca tedrisatından geçmiş bir teknik adamdı Erol Bulut. Fenerbahçe'nin geçen sene kurduğu kadro ve Erol Hoca'nın onun üzerinde dokunamayışı diyeyim ya da efektif kullanamayışı diyeyim. Yani Abdullah Hoca da bu konuda Erol Hoca gibi biraz futbolda prensip, kendi prensiplerinden ya da oyun anlayışından çok taviz vermeyen, ben çok şahit olmadım böyle bir teknik adam. Hep derim yani, saygı duyuyorum ama katılmıyorum o oyun anlayışına. Ama bu sene elindeki transfer ettiği oyuncuların bazıları bağlasan durmaz oyuncular. Yani çok fazla disipline edebileceği oyunla... Beşiktaş'ta da aynısıydı geldiğinde, söyledim evet, ben. Şimdi severim Abdullah Hoca'yı, ayrı mesele, ama şimdi eleştirilerimiz tabii ki oldu olacak. Sergen Hoca hocam devraldığında Abdullah Hoca'dan kadroyu takviyesiz devraldı. Yani aynı kadroydu. Evet. Bir de para kalktı o kadro. 8-10 hafta. Üçüncü bitirdi. İki hafta daha olsa belki yarım sezonda şampiyonluk çıkartacaktı Sergen Hoca. Aynı kadro. Emre Belözoğlu Erol Hoca'dan aldı kadroyu. Aynı kadro. Takviyesiz. Nereden nereye evrildi oyun? Yani salt, mesela Abdullah Hoca geçen sene şeyden çok şikayet etti. Oynamak istediğimiz oyuna uygun oyuncular elimizde yoku çok fazla dillendirdi. Şimdi Ahmet Başkan ne yaptı? Öyle mi hocam? Evet. Bu. Şimdi top hocada. Geçen sene zor görünüyordu iş ama asıl zor sezonunu bu sene yaşayacak Abdullah Hoca. Tabii o değişime de kendisi daha açık olursa, Trabzonspor'un, taraftarın, camianın, Türk futbolunun beklentisi biraz kızıyor hoca buna da. Geçen dedi ya, Trabzonspor gibi oynamalı diyorlar. Ali Kemal abiyi mi getireyim, ne yapayım falan dedi. Güzel, çok güzel bir yaklaşımdı yani hoca. Yani şey değişiyor tabii. Hep seneler, 5 senede bir, 2 senede bir, 3 senede bir. Hep bu evrim içindeki o çabukluklar, dinamikler. Eskiden mesela şimdi ne diyorduk? Artık adam 5 saniyeden önce rakip sahaya geçmeye, evet, bakıyor. Onun altına ne şekilde inerim? İşte uyum sağlamak lazım o değişime. En son Avrupa Şampiyonası'nda izledik. Rakiplerimin, yani genel olarak bakarsan Avrupa Şampiyonası'nda çıkacağın, Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Ligi'nde hemen hemen oynayan oyuncular hepsi bizim gözümüzün önündeydi. Belli başlı takımlarda oynuyorlar ve bunların ne kadar çabuk oynadığını, ne kadar çabuk oynandığını hepimiz şahit olur ve bunlar gün geçtikçe de devamlı oldu. Dediğim gibi yani onları aldığın zaman biz onların o tarzında mı gideceğiz, yoksa onları biz biraz yavaş kendimize mi çekeceğiz, ki genelde kendimize çekiyoruz. Artık biraz da günümüzün bu gelişken, değişken futboluna, sezon içinde belli başlı birkaç tane dizilişleri oynamak mecburiyetindeyiz yani. Kalmayacağız öyle, evet, tek başına. Ya şeyde de hocam, Beşiktaş'ta o Burak endeksli bir oyundu Abdullah Hoca döneminde de. Yani organize çıkan Beşiktaş'tan ziyade oralarda tek başına gezen bir Burak'a şişirme top. Çünkü elinde kullanabileceği çok Başakşehir. Çok yavaş oynuyorlardı. Tabii Başakşehir gibi bir Visca yok. Visca mesela bir Yattara değil. Bir Vakayeme değil. Bir Quaresma değil. Boş alan kullanan bir adam. Öbür saydığım adamlar dar alanda böyle güzel şeyler izlettiren adamlardır taraftara. Şimdi Trabzonspor bu sene, şimdi Vakayeme geçen sene Abdullah Hoca döneminde alışılmış Vakayeme'den biraz uzaktı. Vakayeme'ye kademe yaptıramazsınız. Yaptırmayın da. Bazı adam vardır. Kenan Karaman, Larin, Ekuban bile zaman zaman olur. Bazı adam da vardır. O adam özgür ruhludur ve seni alır taşır, heyecanlandırır. Kendi bireysel özellikleriyle iş çözer. O yüzden elinde transfer edilen hocalar, oyuncular da Abdullah Hoca'nın ben bu seneki şeyini çok merak ediyorum. Nasıl kullanacağını çok merak ediyorum. Kendisi de önemli bir
sınav verecek. Haşa, haddimiz değil. Bak, bir basın toplantısında hoca kızdı, dedi ki benim teknik direktörlüğüm tartışılamaz dedi. Tabii ki tartışılamaz. Biz Abdullah Hoca'nın... Haddimize mi ya? Değil. Teknik direktörlüğünü tartışamayız. Performansı tartıştık. Performans tartışılabilir. Teknik direktörlük tartışılamaz. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Ersun Hoca'yı biz nasıl biliriz? Ben en azından hep öyle bildim. Yugoslav faali denilen şeyi uygulayan, genelde hücum futbolunu Türkiye'ye de uygulayan, uygulamaya çalışan, agresif oyun, önde oyun, bunu hep kullanırdı. Ama Ersun Hoca 60 yaşından sonra içinden başka bir şey çıktı Antalya Spor'da. Bu sene, geçtiğimiz sezon ligin en iyi savunma yapan, doğru savunma yapan takımlarından biri olarak karşımıza çıktı. Niye? Bunu çok mu istediğinden, çok mu sevdiğinden? Çünkü bu kadro, bu malzeme hocayı bir şeye itiyordu, bir şeye zorluyordu. Ve hoca buna direnmedi. Hatay'dan sonra oldu, 6-0'dan sonra. Ve direnmedi hoca buna. Bir gerçeklik gördü. Ha, işte tam anlatmaya çalıştım. Bu değişebilir demek ki, değişkenlik. Şurada kısa keseyim. Teknik direktörlüğüm tartışılmaz dediğin anda itibaren tartışırsın. Eğer sen 10 senede, 12 senede hep aynı kalıp içinde kalıyorsan bu sefer tartışmalar çıkar. Herkes bir şeyler sorar. Hoca der ya işte görmüyor musun şu şöyledir, bu niye hızlı oynamıyorsun, niye şunu yapmıyorsun ya da niye müdafaanı daha sağlam tutmuyorsun? Çünkü değişkenlikler olacak, takım her sene değişiyor. Bizim en büyük sıkıntımız esasında hocaların da en büyük sıkıntısı, gerçi hocaların değil, hocalar bizler hep isteriz. Hep transfer isteriz. Fakat bir senede büyük takımlar da dahil, sen yurt dışındaki büyük takımları görebiliyor musun? Bir sezonda 8 tane 10 tane transfer yaptıkları. Adam 2 tane 3 tane yapıyor. O nasıl o çark gidiyor biliyor musun? Öyle böyle de. Şimdi sen kurada çekeceksin abi. Bir çıkmış, Bayern çıkmış, Manchester City çıkmış. Adama bir bakıyorsun. Eyvah. 2 oldu bu arada. Maalesef şu anda aynı işte, göbekteki olaylar. Üçlü oynarsan çok uzun dönemde oynamadın mı bu sıkıntıları yaşarsın. Bir yerde sağdan de geldiler gözümüz yine. Evet. Oraya kayıyor. Çünkü gidişat belliydi. Yani tekrar söyleyeyim, siz değişkenliği yaşamazsanız, yapmazsanız size ister istemezler sorarlar. O vakitte biz bunu şunu söyleyemeyiz. Benim teknik direktörlüğüm tartışılmaz diyemeyiz. Tartışılır. O kalıpta kalıyorsan. Ve herkes için geçerlidir. Çünkü farklılıkları getireceksin. Görmemiz lazım. Beşiktaş'ta sen 10 sene İBB'de sonra Başakşehir. Bunu yapıyorsan, aynı kalıpta oynuyorsan. Beşiktaş'a da gelip de aynı kalıp, Beşiktaş'taki topçular o şekilde değil ki. Abi hangisini sen tutacaksın orada? John Terry var. Neydi o? Bir Brezilyalı oyuncu da vardı yanılmıyorsam sol tarafta. Ricard neydi? Sol bek. Ha şey, Adriano mu? Adriano da vardı galiba. Var mıydı? O gitmişti. Yok, gitmişti. Gitmişti. Caner vardı. Ama orada. Caner vardı. Gene de hep süratli oyuncular var. Onun için siz elinizdeki oyunculardan farklı bir modeller çıkartmanız doğru lazım. Yani ben de Ahmet de Mehmet de kim olursa olsun tartışılırsınız. Eğer siz fazlalıkları, farklılıkları getirmiyorsunuz tartış. Bakalım bu sezon ne yapacağız? Ben her transferde şunu söylerim. Biz oyuncuları, gelen oyuncuları, yabancı oyuncuları yerlerinde çok izlediğimiz için oradakilerinden yola çıkıp ülkemizde de onları anlatırken öyle bir stajda anlatıyoruz ki ama oradakilerini biliyoruz işte. Tekrardan buraya gelince bilemiyoruz. Hocam, zaman gösterecek evet. Onlar da bize ne yapacağını. Şimdi model alınan takımlar oluyor. Ben onu hissediyorum son yıllarda ama şimdi adam orada Pogba'yla, De Bruyne'yle yaptığı şeyi burada parmakla yapmanız, Abdülkadir Parmak ya da işte bugün Aytaç ya da Necip çok kolay olmuyor. Çünkü evet. Her oyuncunun o oyun modeli başka bir şey. Çünkü adamlar biyonik gibi yani o 80 metreyi çift yönlü kullanıyorlar. Oyun modelini alıp buraya uygulamaya çalıştığınız zaman çok verim alamayabiliyorsunuz. Yani geçen Aykut Hoca'nın bir demecini dinledim. Ajansa yaptığı. Bu arada dediğim gibi yani çok saygı duyduğum adamlar. Futbola çok kafa yoruyorlar Aykut Hoca, Abdullah Hoca. Ama benim oyun anlayışıma çok hitap etmiyor. Bu ben haddimi aşmak istemem asla. Çok saygı duyduğum isimler. Ama Aykut Hoca şunu söyledi. Şöyle bir cümle kullandı. Bu sene önemli hayallerimden bir tanesi, önemli hedeflerimden bir tanesi kolay gol yemeyen bir takım oluşturmak. Şimdi önü arkası cümleleri tam dinlemek lazım. Ne diyerek konu oraya geldi bilmiyorum ama o cümleden yola çıkarsak şimdi Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da teknik direktörlük yaptığınız zaman işte bu futbol anlayışıyla önceliğim kolay gol yemeyen bir takım hayal ettiğim, oluşturmaya çalıştığım dediğiniz andan itibaren işte asıl orada sorun. Hocam başka. Öyle bir yüz ifadesi dedim ki üç mü geldi ne oldu? Şimdi
Asıl sorun orada. Yok ama Galatasaray orada başlıyor. İyi oynayan bir rakibi karşısında. Bir ara dengeyi kurdu. Biz ne zaman farklılıklar yaratırız